Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Bizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 1 Mayıs 2022 tarihinde şu tweet'i paylaştı. Ural tam kapasiteyle ordumuzun hizmetinde. Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleriyle donattığımız, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkili elektronik harp sistemlerinden olan Vural'ın son partisini Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettik. Böylece Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni elektronik harp silahı teslimatını kamuoyuna duyurmuş oldu. Elektronik savaş veya elektronik harp, askeri terminolojiye radyo dalgalarının kullanımı ve bir ordunun taktik teknolojik üstünlüğünün savaşın sonucunda belirleyici rol oynamaya başlamasıyla gelmiş bir harp terimidir. Genel olarak çeşitli tekniklerin kullanımıyla elektromanyetik tayfın düşman güçlerince kullanımını tamamen engellerken, bir taraftan dost güçlerce kullanımını askeri amaçlarla en uygun şekilde azami yararı sağlayacak hale getirmeyi hedefler. Elektronik savaş kendi içinde 3 ana bölümde incelenebilir. Elektronik destek, elektronik saldırı ve elektronik savunma. Elektronik destek, elektromanyetik tayfın pasif olarak kullanımıyla savaş bölgesindeki dost ve düşman ünitelerin konumlarını, hareket yönleri, hızları, ateş güçleri, kendi aralarındaki haberleşmenin içeriği gibi taktik açıdan önemli, zaman kritik istihbarat verilerinin, düşmanın yaydığı sinyallerinin yakalanıp analiz edilmesi yoluyla edinilerek güvenlik kanallardan ilgili komuta kontrol veya harp birimlerine aktarılmasından oluşur. Bu istihbarat kararga veya siyasal düzeyinde makro stratejik kararların alınmasına rol olabileceği gibi, savaş bölgesinde anlık taktik seçimlerde saldırının yönü ve gücünün belirlenmesi, savunma kademelerinin organizasyonu ve derinliğinin kararlaştırılması gibi ünite düzeyinde de kullanılabilir. Elektronik destek, genellikle pasif olarak icra edildiği ve herhangi bir elektromanyetik iz yaratılmadığı için bu aktiviteler düşman güçleri tarafından da fark edilemez. Bu tip pasif elektronik istihbarat faaliyetleri hemen hemen tüm ülkeler tarafından, savaş olsun veya olmasın, komşuları ve potansiyel tehlikeler hakkında önceden bilgi sahibi olmak için sürekli olarak devam ettirilmektedir. Elektronik saldırı, askeri güç ve teknolojik altyapı kullanılarak düşman güçlerinin radyo dalgaları ve radar frekans bandı başta olmak üzere elektromanyetik tayfı kullanmalarının engellenmesi, bu surette seyri sefer, hedef tespit, takip, telekomünikasyon ve istihbarat paylaşımı yeteneklerinin azaltılması, komuta zincirini oluşturan halkaların birbiriyle elektronik haberleşmesinin engellenmesidir. Elektronik saldırı aktif veya pasif olarak icra edilebilir. Aktif elektronik saldırıya yüksek güçte ve düşmanın da kullandığı frekans aralığını kapsayacak şekilde parazit radyo yayını yapılması suretiyle düşman telsiz haberleşmesinin karıştırılması, aynı frekans bandında elektronik veya beşeri dezenformasyona yönelik yayınlar yapılmasıyla düşman radyo istihbarat operatörlerinin veya radar alıcıları, transponder istasyonu gibi elektronik aygıtların yanıtılması, özellikle hava araçlarında yaygın olarak kullanılmaya başlanan aktif dalga iptal yöntemleri ve elektromanyetik impuls bombası kullanımına örnek verilebilir. Bunların haricinde, özellikle son yıllarda internet kullanımının yaygınlaşması ve askeri yönetim merkezleriyle veri tabanlarının internet erişimine açılmasına takiben dijital saldırı terimi doğmuş ve bilgisayar ağlarının yetkin bilgisayar korsanları ve saldırganlara hassasiyeti ve askeri konjektür itibarıyla bu durumda aktif elektronik saldırı kategorisinde değerlendirilmeye başlanmıştır. Pasif elektronik saldırıysa, özellikle savaş uçaklarından radarları şaşırtmak için bırakılan şap, radar reflektörleri, Faraday kafesleri, kanatlı dekoy,
ve aldatıcılarla stealth teknolojiler örnek gösterilebilir. Pasif elektronik saldırılar, yapıları gereği herhangi bir elektromanyetik kirlilik oluşturmadıkları için düşman sensörleri tarafından kolayca fark edilmezler. Ve bazı durumlarda bu çok daha erken fark edilebilen aktif elektronik saldırıya kıyasla bir avantajdır. Elektronik saldırı yöntemlerine yönelik birçok ayrıntı askeri veya devlet sırrı olarak saklanır. Elektronik savunma, dost ve müttefik güçlerin elektronik tesisat, araç, haberleşme, altyapı, ateş gücü ve karargahlarının düşman unsurlarının elektronik saldırılarından korumasıdır. Elektronik savunma, ayrıca dost kuvvetlerin kendi elektronik saldırı metotlarından korunması için de icra edilir. Aktif elektronik savunma teknikleri arasında frekans atlamalı geniş spektrum askeri tersisler gibi bazı ekipmanın değişen elektronik harp koşullarına göre teknik modifikasyonu örnek verilebilir. Pasif elektronik savunma biçimleri arasındaysa özellikle operatör personelin günün koşullarına ve düşmanın kullanabileceği olası yöntemlere karşı eğitimi başrol oynamaktadır. Elektronik karşı tedbir ekipmanı elektronik savunma kategorisinde değerlendirilir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.